Sabah gazetesinde bir köşe yazarı şu başlığı atmış. 13 yıllık kara bir yılda ulaştılar. İlginç değil mi? Dilek Güngör diyor ki <laughs> bir çalışma dikkatimi çekti. Daha doğrusu iktisatçı Baki Demirel Hoca atıfta bulununca merak ettim. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden Isabella Weber ve Evan Wasner'in çalışması ilginç. Fırsatınız olursa bir bakın. Her zaman enflasyonun makroekonomik kökenli olduğu ve parasal sıkıştırılma sıkıştırılmayla ele alınması gerektiği yönünde hakim görüş vardır. İki ekonomistin çalışmasında ABD'deki Covid-19 enflasyonunun ağırlıklı olarak mikro ekonomik kökenlerden, yani piyasa gücüne sahip firmaların fiyatları artırma yeteneğinden sağlanan bir satıcı enflasyonu olduğu söyleniyor. Bu tür satıcıların enflasyon sarmalı yaratabileceğine vurgu yapılıyor. Enflasyonu önlemek için, enflasyonu önlemek için fiyat artışlarını etki aşamasında kontrol altına almayı hedefleyen politika öneriliyor. Bence son derece doğru. Zira şöyle bir düşünün. Son 3 yıldır çoğu şirketin fiyatları artırmak için hep bir bahanesi yok muydu? Covid salgınıydı, Rusya Ukrayna savaşıydı, döviz kuruydu, asgari ücret artışıydı. Savaştan kaynaklanan şokların azalmasıyla petrol, ulaşım, gıda, ham madde fiyatları e, düşse de birçok şirket fiyatlarını arttırmaya devam etti. Hal böyle olunca da dünyada da bizde de şirket karları uçtu. Şirketler fiyatları yükseltip karlarını korudular ama enflasyonu da zıplattılar. Burada Merkez Bankası'nın geçen ay açıkladığı sektör bilançoları raporundan birkaç rakam vereyim. İSO'nun ilk 500'üne de bakabilirsiniz. Hani sanayiciler 2022'de öldük, bittik diye sızlanıyorlardı ya. Meğer kar rekoru kırmışlar. Merkez Bankası'nın sektör bilançoları raporunda 983 bin şirketin kar satış rakamlarına bakılmış. 2022'de net kar 2021'e göre %422 artmış. %422 arkadaşlar. Şirketlerin karı bir yılda %422 artmış. Memurların, işçilerin, emeklilerin ne kadar arttı? %20, %25, %30, %40, %50. Şirketlerin 422, 1 trilyon 511 milyar liraya çıkmış. En çarpıcı olanı da hesaplamaya dahil şirketlerin 2009-2021 dönemini kapsayan 13 yılda elde, ettikleri kâra 2022'de tek bir yılda ulaşmaları. Aktif karlılıkları %2.8'den 5.4'e, satış karlılıkları %3.4'ten 4.9'a çıkmış. Her iki karlılık göstergesi de tarihi zirve. Anlayacağınız onlar ermiş muradına, biz ise çıkamamışız kerevetine. Niye derseniz özel sektörün yüksek enflasyonda satın alma gücü düşen çalışanlarına yaptıkları zamlara bakın. Bütün bunların üzerine bir de ödedikleri vergilere. Maalesef burada adaletsizlik var. Şirketler kazanıyorlar, kazanırken enflasyon yaratıyorlar. Onların yarattığı enflasyonun maliyetine sabit gelirler katlanıyor. Biliyorsunuz şimdilerde yeni bir vergi reformundan bahsediliyor. Bu paketten umarım servet, rant ve finansal kazanç vergisi gibi kademler çıkar. Yoksa kulislerde gündeme geleceği konuşulan yeni ÖTV artışları tek başına yapıldığında vergide sosyal adaleti iyice zedeler. Arkadaşlar çok net bir tespit. Şirketler aşırı kar ediyor, aşırı kar yaparken enflasyon yaratıyor. Bu enflasyonun yükünü de çalışanlar üstleniyor. Yani bu nedir? Bu servet transferidir. <laughs> Haksız kazançtır. Bu <laughs> çöküş dönemlerinde ya da savaş dönemlerinde görülür. Marksist Termin. <laughs> termin Bunun adı primitif akümülasyondur. Servet transferi daha açık onun cebinden alıp onun cebine koymak. Her şeyi doğru konuşalım. Aydınlık bunu almış. Birinci sayfasına bir güzel manşet yapmış. Demiş ki, karlar hızla arttı, ücret yaya kaldı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu raporunu yayınladı. Sanayi kazançlarının artışı dikkat çekerken özel kuruluşlarda çalışan başına ödenen maaş ve ücretlerdeki artış ancak %78,5 oldu. Başkan Erdal Bahçıvan'a işçi hakkını neden alamıyor diye sorduk. İsoya göre sanayi kuruluşlarının üretimden artışları %119. Üretimden satışları %119, net satışları %126, vergi ve faiz öncesi karları %121, faiz amortisman vergi öncesi karları %99, öz kaynakları %123, çalışan başına net üretimden satışlar %110 arttı. Buna karşılık istihdam artışı %4. lerdeki artış %85.7'de kaldı. Bahçıvan sorumuza 12 aylık değil de 15-18 aylık bakarsak ücret artışlarının da önemli ölçüde yapıldığını düşünüyorum yanıtı verdi. Niye 15-18 aylık bakalım ki? Bahçıvan şirketlerin borçlarındaki artışa da dikkat çekti. İSO Başkanı Borçlar <laughs> %64 artışla 196 milyardan 1,3 trilyon liraya çıktı. Diğer borçlar %70'e yakın bir artışla 711 milyar liradan 1,2 trilyon liraya yükseldi. Ticari borçlar mali borçların üzerinde büyüdü. Ekonominin küçülmeye başladığı bir dönemde bu borç döngüsüne girilmesi reel sektörü çok zorlayan konulardan biri olacak ifadelerini kullandı. E ne anlayacağız şimdi bundan bilmem. Bakalım 6. sayfaya belki ipucu vardır. Evet. İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Hamaratlı Erdal Bahçıvan, İSO Başkan Yardımcısı Cemal Kereş, emek üzerinden rekabet geleceğimiz için tehlikeli demişler. İSO Başkanı Bahçıvan'a bir sanayici kesimi, yabancı mülteci çalışanları olmasa fabrikalar kapanır derken bir kesim ise bugüne kadar onlar mı vardı yanıtını veriyor, sizin tutumunuz nedir diye sorduğumuzda şu uyarıları yaptı. Yabancı çalıştırma meselesi Türkiye'nin üretimine nitelik bu topraklara değer katacak insanlar açısından yerli olsun, yabancı olsun sıkıntı yok ancak... Emek değerine nitelik getirmeden sadece emek gücü üzerinden rekabetle yabancıların ülke ekonomisine destek sağlamasına bakacak olursak bu bizi sonu olmayan bir yolculuğa götürür. Türkiye'nin sadece emekten rekabet gücü yaratmak için geleceğini sosyolojik ve demokratik... Arkadaşlar hikaye. Bütün anladığım %422 kar olmaz. %422 kar oluyor olsa en az %400'de ücret artışı olur. Oldu mu olmadı. O zaman bu servet transferidir. <laughs> Başka türlü açıklayamazsınız. Burada en kötü durumda olanlar da emekliler. Olan <laughs> emekliler. Emekliler de adalet istiyor zaten. Bu emeklilere adaleti nasıl getireceğiz? Emekliler adalet istiyor arkadaşlar. Bakın ne diyorlar? Diskin çağrısıyla 24 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen emekliler buluşmasının sonuç bildirgesi açıklandı. Türkiye'de 15,2 milyon aşkın emekli ve hak sahibi olduğu belirtilen bildirgede emekliler için atılması gereken adımlar şöyle sıralandı. En düşük emekli aylığı kök aylık olarak en az asgari ücrete yükseltilmelidir. En düşüğü ama bak. Aylıkların bağlanmasında üç ayrı sistemden doğan farklar ve dengesizlikler giderilmelidir. Evet. Aylık bağlama oranları eski düzeyine yükseltilmeli ve kapsamlı intibak düzenlemesiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilmelidir. Emeklilik yaşı konusunda adalet ve denge sağlanmalıdır. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret kadar olmak üzere arttırılmalıdır. Emekli ile dul ve yetim aylıkları belirlenirken emekliler söz ve karar sahibi olmalıdır. Hükümet emekli sendikalarının kapatma girişimlerinden vazgeçmelidir. Şimdi bakın problem şurada. En düşük memur maaşı 22 bin lira düzeyinde. En düşük işçi maaşı yani asgari ücret 11 bin 400 lira. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira. Ya yeter mi yetmez mi? O ayrı mesele yetmez. Üçü de yetmez. Ama en düşükse, en düşük neyi anlatır? Yaşayabilmek için gerekli en düşük para. Yani memur 22 bin lirayla geçinebiliyor. İşçi 11 bin 400'de, emekli 7 bin 500'de böyle bir şey olur mu? Aynı marketten oluyorlar. Aynı otobüse biniyorlar. Ne bileyim işte aynı kirayı ödüyorlar. İstanbul'da kiraları olmuş 15 bin lira. Siz 7500 lira maaş veriyorsunuz. Ondan sonra bir de emekliye hakaret. Gaffar Yakıncı onu yazmış. Diyor ki, kapitalistlerin 80'li yıllarda piyasaya sunduğu büyük, sunduğu büyük martavallardan biri sosyal güvenlik sistemiyle ilgiliydi emeklileri topluma yük oluyormuş gibi göstermek için emekli başına düşen çalışan sayısı diye bir kriter uyduruldu. O zaman tüm liberal tayfa bu argümana bayılmıştı. SGK'nın başındaki Kemal Kılıçdaroğlu bile sabah akşam benzer şeyleri tekrar ediyordu. Bu kafa hala yaşıyor. Şöyle diyorlar, sosyal güvenlik sisteminin bir dengesi varmış, emekli başına düşen çalışan sayısı bunun içinmiş, daha da ileri gidiyorlar, bir çalışan iki emekliye bakmak zorundaymış. Hop dedik. Orada durun bakalım. Kimsenin kimseye baktığı yok. Emekliler yıllar boyunca ödedikleri primlerin karşılığını alıyor. Bugün prim ödeyen insanlar da emekli olunca onun karşılığı olarak maaş alacaklar. Kapiş? Bir okuyucum şöyle yazmış. 9 bin gün prim ödedim. Şu anda 8500 lira maaş alıyorum. Bir de utanmadan bana ekonomiye yükmüşüm gibi davranmaya kalkıyorlar. Haksız değil. 30 yıllık birikiminin karşılığını isteyen bir emekçiye asalak muamelesi yapmaya kalkmak için utanmaz arlanmaz olmak lazım. İnsanlar 60-65 yaşına kadar çalışıyor. Türkiye'de ortalama yaşam süresi 73 yıl. Yani emekli olduktan sonra aşağı yukarı bir 10 yıl maaş olur 30 yıl, 40 yıl boyunca her ay düzenli olarak ödenen bir para karşılığında hep topu 10 yıl maaş alacaklar. Ama ortalıkta gezen yarım ekonomistler, kara cahil zangoçlar bu ödenen primleri görmüyorlar, sadaka veriyoruz demeye getiriyor. Bir insan 40 yıl boyunca o parayı hangi bankaya yatırsa servet sahibi olur. Bunu hesaba katmak işlerine gelmiyor. Sonuçta bugün hala emekliler 7500 lira 10 bin lira aralığında bir yoksulluğa mahkum edilmiş durumda. Kimse tabloya mazeret üretmeye kalkmasın. Kimse emeklilere hakaret etmeye de kalkmasın emeklilerin maaşları acilen insanca yaşama uygun bir düzeye getirilmek zorunda. Ve daha önemlisi herkes bu insanların haysiyetine, şerefine saygı duymak zorunda. Dünyada milyarlarca insan hala açlık, hastalık ve savaşlarla uğraşıyor. Gıda krizi ve yükselen fiyatlar milyarlarca emekçinin belini büküyor. Tefecileri tefeciler hakların adeta e, halklığın adeta kanına emiyor. Ama Birleşmiş Milletler'in gündemi bunlar değil. Küresel ısınma. Gerçekten bir ısınma var mı o bile tartışılırken ısınma var ve onun sebebi de insan diye bir peşin hükme çoktan var olmuş. Bu yargıya itiraz edenlere adeta terörist muamelesi yapılıyor. Ancak bu işin aşırı derecede siyasal bir konu olduğunu anlamamak için saf olmak lazım. Ne demişti iklim kahramanı küçük Greta? Dünyayı mahveden 5 ülke Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye'dir. İşe bak. Dünyanın en gelişmiş 50 ekonomisi arasında en az karbon gazı üreten ülkemiz Türkiye, çevre felaketlerinin baş sorumlusuymuş de haberimiz yokmuş. Karbon ayak izini azaltalım, sıfır karbon yapalım. Tamam yapalım da bugüne dek karbonu sala sala dünyanın kaymağını yiyen emperyalistler ne yapacak? Bize bu işlere dair küçük bir tazminat falan ödeyecekler mi dersiniz? Hiç o konulara dokunmuyorlar. Demek ki muratları başkadır. 1990'lara kadar emperyalizmin yayılma aracı muhafazakar sağ iktidarlar ve diktatörlüklerdi. Başat gündem çevre ülkelerinin so Sovyet tehdidine karşı konulmasıydı. Sovyet sonrası dönemde bunun yerini küreselleşme konsepti ve neoliberalizm aldı. En önemli sorun ulusal sınırlar ve yükselen radikalizm tehlikesi olarak ifade ediliyordu. Bugün ise küreselleşme fikri tüm dünyada derin bir kriz içinde. Çünkü ulus devlet fikri güçlendi. Avrupa Birliği gibi birlik hayalleri çıkmaza girdi. Bob benzeri yayılmacılık projeleri milli direnç karşısında yenilgiye uğradı. Sonuçta emperyalist politikanın ayakta kalabilmek için artık kendini yeni bir düzeye taşıması gerekiyor. İşte çevreci ya da yeşil siyaset emperyalist merkezlere bu yeni biçimi vaat ediyor. Liberal hareketlerin tamamında görülen ekoloji merkezli söylemsel dönüşüm bu vaadin satın alındığını gösteriyor. Tabii ki dünyada gerçek çevre sorunları var ancak 90'lardaki Sovyet tehdidi ve sonrasındaki radikal akımlarda gerçek sorunlardı. Şuraya atlamamak gerekir, emperyalizmin olmayan bazı sorunlara uydurmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü zaten kendisi pek çok devasa sorun üretmektedir. Yapması gereken bu sorunlardan birisini en üst sıraya taşıyıp onu manipüle etmektir. Evet, hangi meseleyi konuşursanız konuşun, hangi meseleyi tartışırsanız tartışın. İster sinema, ister çevre, ister sağlık, ister ekonomi, ister hukuk. Emperyalizm kavramından uzak tartıştığınızda hiçbirinde çözüme ulaşamaz. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.